Hepimiz okulları eve taşıdık. Öğrenciler artık evdeler. Biz artık önümüzü tam göremiyoruz ve onun için online dersler çok yaygınlaştı. Ve burada bir soru akıllara geliyor şimdi. Bu online dersler en fazla kaç dakika olmalı? Bunların sistemi ne olmalı? Bunların bilimsel şu anda uzlaşılmış bir kararı var mı? Verileri var mı? Eyvah eyvah, zor bir soru. Aslında soru öncelikle şu olmalı. Normal okullar açılsa okullardaki derslerin kaç dakika olması lazım? Esas bunu sormak lazım. Yani normal sınıf dersleri. Onu zaten kimse bilime sormadığı için burasını da çok fazla bilime sormuyor. Fakat bu tabii daha böyle bir akıl çağında ve biraz metazori geçtiğimiz bir durum olduğu için bu konuyla ilgili sıklıkla hem eğitimciler hem eğitim psikologları, çocuk psikologları hem de nörobilimciler ara ara çalışmalar yapıyorlar. Benim takip edebildiğim kadarıyla maalesef özellikle bizim tarafta, yani nörobilim tarafında yapılan çalışmalar hep böyle kısıtlı laboratuvar koşullarında belli aralıklarla deneklerin seçildiği sınırlı çalışmalar olduğu için gençlerin geneline, işte böyle farklı sınıflara, farklı durumlara falan uygulanabilecek genel bir kural tabii ki yok. Bilimsel olarak bilim hani herkese için geçerli olacak bir şey söyleyemiyor. Yalnız mesela ben tutup da öğrencilere 20 dakikadan fazla ders yapmasanız iyi olur dediğimde bana kaynağını göster hoca diye artistlik yapan arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. Şimdi o 20 dakika meselesini açacağım. Kaynak bilimsel olarak yapılan bir çalışmayı gösterebilirsiniz ama mesela bir bilimsel çalışma eğer 20 dakikayı optimum buldum diyorsa ona büyük bir mesafeyle yaklaşmanız lazım. Çünkü o çalışmanın belli sınırlıkları vardır ve tek bir çalışmayla hareket etmeye kalkarsanız İnsanların canına bile okuyabilirsiniz. Bizim burada uzman olarak verdiğimiz tavsiyeler çok farklı kaynaklardan ve bilgi alanlarından elde ettiğimiz, kendi alanımızda da biriktirdiğimiz tecrübeyi harmanlayarak ortaya koyduğumuz bir eğitimli tahmindir. Öncelikle bununla bilimsel çalışmayı ayıralım. Bugünün bazı işte nevzuhur hani meselenin çapını çok bilmeyen bir zihniyeti var. O devamlı kaynak göster, kaynak göster diye ortada geziyor. Bazı şeylerin kaynağı gösterilemediği için uzmanlar vardır, birleştiriciler vardır, teorisyenler vardır, yorumlayıcılar vardır vesaire. Dolayısıyla bizim de zaten burada yaptığımız bilimsel veri tabanından elde ettiğimiz insanın, işte çocuğun, belli yaşlardaki farklı yaş gruplarındaki insanların nasıl ve neden dikkat topladıkları ya da toplayamadıkları konusundaki bilgilerimizin hepsini masaya koymamızı gerektirir. Eğer siz bugün bir laboratuvar çalışmasından ya bu çocukların işte optimal şeyini ben bulacağım, 5000 tane çocuğu çalışmaya sokayım, hepsini bilmem ne yapayım diye bakarsanız onun öyle kolay bir şey olmadığını fark edeceksiniz. Bu bilimi genellikle uzaktan romantik olarak seven arkadaşların tepkisi oluyor. Yani direkt bir kaynaklara gitmek. Öncelikle onu kenara koyduktan sonra. Şimdi efendim ben daha pandeminin ilk başlarından beri bu çok seri bir şekilde bizim EBA sistemi faaliyete geçtiği günden beri devamlı bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de büyük bir beklenti vardı okullar açılacak tekrar şen şakrak eski günlerdeki gibi okula döneceğiz diye. Onun olmayacağı belli oldu. Zira henüz vuku olmasa bile şuyu vukuundan daha büyük bir korkuyla 3. 5. dalgalar falan bekler olduk. Netice itibariyle biz bu online eğitime bayağı bir muhtaç kalacağız. Şimdi daha önceden bahsettiklerimi kısaca bir özetleyeyim izlememiş olanlar için hem de bu bir işte online eğitim aslında kaç dakika olmalıdır falan meselesine verilmiş bir dört başı mamur bir cevap olsun diye. Bizim okula gittiğimiz zaman, o işte derslere girdiğimiz zaman, eski güzel günlerde, hani normal sınıflarda, çantalarımızla falan. Gittiğimiz zamanlarda dikkat edin, giyinip dışarı çıkıyorduk, bir yol alıyorduk, bir binaya giriyorduk, bir belli vaktimizi ayırıyorduk. O sınıf denen yerde başka bir şey yapma şansımız pek yoktu. Yani genelde tabii. Benim dersimde cep telefonu oynayan ya da müzik dinleyenler var ama o sınıf ortamı içerisinde böyle çok fazla şey yapabilme şansımız yoktu. Akşam tekrar tırıs tırıs evimize gidiyorduk ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyorduk. Yani hayatımızı kesintiye uğratan fiziksel bir ortam değişimi falan içeren bir tecrübeydi eğitim dediğimiz şey. Şimdi o yok. En önemli problem bu ve insanlar sabah kalkıp pijamalarıyla kahvaltı ettikten sonra derse oturabiliyorlar mesela. Böyle bir durum var. Bizzat görmüşlüğüm var. O yüzden hanım arkadaşlarım birçoğu kamera açmıyor. Gördüm ki ben daha açılamadım falan diye. O çok temel bir psikolojik farklılık yaratıyor. Zihnen hazırlanmadığınız için öğrenme konsantrasyonunuz sınıftakinden zaten 5-0 geride başlıyor. Ki zaten sınıfta ne kadar konsantre olduğunuzu ben biliyorum senelerdir. Yani çok böyle gerçekten cin göz gibi. Hazal sana demiyorum sen hariç. Sen böyle dinliyordun gerçekten. Ama her öğrencime de sen hariç diyorum. Yok şaka.
Ama yani gerçekten ortalama olarak sınıflarda konsantrasyon düşük. Çünkü zaten çoğu zaman idealden uzak, havasız, şartlar uzun, dersler sıkıcı, hocalar eldeler büdeler. Hepsi birleşince evde bundan daha düşük bir performans düşün. Şimdi sonuçta burada eğitim konuşuyoruz. Yani insanlar oradan aldığı bilgiyle hayatlarına bir şey katacaklar, bir şey yapacaklar. Dolayısıyla burada temel mesele bu online eğitimi veren, uzaktan eğitimi veren hoca ya da eğitim kurumu ya da teknik personelden ziyade eğitimi alacak olan kişinin bununla nasıl bir ilişki kurduğu. Bunu konuşmamız lazım. Çünkü artık inisiyatif hocanın ya da okulun ya da işte yönetimin elinde değil. O dersi alan, o dersten fayda görmeye çalışan insanın daha çok elinde. Biraz inisiyatif yer değiştiriyor online eğitimde. Bunun için hep söyledim. Yani eski videolarda bakılabilir kısaca. Hakikaten derse gidecekmiş gibi hazırlanın, giyinin, bilgisayar başında öyle oturun. İşte efendim kendinize belli bir çalışma ortamı ayırın. Evde onun için lokal bir köşeniz olsun mümkünse falan filan gibi bir sürü tavsiyeler vermiştim. Bütün bunları yaptığımızı düşünürsek. Biz mesela soru yorumu bir saatten fazla yapmıyoruz genellikle. Niye? Çünkü oturuyoruz sürekli. Ben de sürekli konuşuyorum. Bacaklarda biriken kan yavaş yavaş kan dolaşımını yavaşlatıyor. Beyne kan gitmemeye başlıyor. Bir süre sonra Hazal bir soru soruyor ama Hazal'a Osman diye isim geliyor. Soruyu yanlış anlıyorum. Mesela bir saat uzun bir süre bir şeyin karşısında oturmak için. Böylece bir 40 dakikalık falan bir ders modelinin online eğitimde çok sürdürülebilir olmasını beklemek mantıklı değil. Yaparsınız. Bizim klasik hocalar zaten yapıyorlar ve yapacaklar da. Fakat merak eden varsa özellikle offline dersleri yani önceden kaydedilmiş dersleri izliyorsanız mesela diyelim bir saat ders kaydedilmiş. Bir saat oturup izlemeyin. Bunu ortalama kişinin tadına göre değişmekle beraber 20 dakikalık aralıklara bölün ve her 20 dakikadan sonra muhakkak bir 10 dakika ara verin. 20-25 dakika dinleyin, bir 10 dakika ara verin. Bu ara verdiğiniz esnada illa gezip tozup sigara içmek gibi kötü şeyler yapmanıza gerek yok. Biraz önce dinlediğiniz şeyleri şemalarla, notlarla böyle bir kafanızda oturtturmaya çalışabilirsiniz. Ya da tamamen kafanızı boşaltmak için gezebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Fakat sürekli olarak oturduğunuz yerde uzunca bir müddet iki boyutlu bir ekrandaki tek düze bilgi aktarımını takip etmeyi umuyorsanız bunda başarısız olacaksınız. İki sebebi var. Beden hareketsiz kaldığında beynin konsantrasyonu düşüyor. Daha önce anlattığım retiküler formasyon diye bir şey var. Hareket ettiğinizde beyninizi uyandırıyor. Hareket olmadı mı onun uyandırıcı etkisi de azalıyor. Ve siz ne kadar uzun oturursanız beyniniz o kadar çok tasarruf ve uyuşma moduna geçiyor. Bir diğeri de yani iki boyutlu bir ekrandasınız, etkileşiminiz çok zayıf. Doğrudan size hitap ediyor gibi gözükse de size genellikle hiç hitap etmediğini bildiğiniz bir iletişim biçimi var. Ve buna da çok uzun süre konsantre olamıyorsunuz. En kötüsü de sınıftakinden en büyük farkı kamerayı kapattığınız anda isterseniz yatın, yuvarlanın, geğirin, kusun ne yaparsanız yapın orada olabiliyorsunuz hala. Dolayısıyla bedensel durumunuzun bağlamın dışına çıkması bile sizi o bağlamdan koparmadı. Garip bir ortamdayız. O yüzden mümkünse yüz yüze olan bütün fırsatları kameraları açarak değerlendirerek, kısa aralıklarla dinleyip hareket ederek, sevgili hocalarımız bu arada 20 dakikadan fazla ders yapmayın size tavsiyem ya da 20 dakikada bir aralar verin. Ve bol miktarda da destekleyici materyalle yani bütün meseleyi internetteki dersten öğrenmeye kalkmadan destekleyici materyalle eğer öğrenmemizi bir şekilde desteklersek bu sürecin hani dezavantajdan çok avantajı olacağını düşünenlerdenim. Biz insan olarak en önemli sorunumuz şartlar değişse bile eski alışkanlıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bugün işte Zoom'ları, LMS'leri falan neyim, Teams'leri bildiğimiz sınıf gibi kullanıyoruz. Geldi mi, yoklama yapayım mı, bilmem ne falan. Öyle kafada dersler var mesela. Artık bu yeni dijital ortamın bir nimetini kullanıyorsak dijital ortamın diğer nimetleriyle beraber kullanmaya çalışalım. Yine biliyorsun benim çatal çok sevdiğim bir örnektir. Mutfakta çatal, kaşık, işte büyük çatal, büyük kaşık, tahta kaşık, kepçe, spatula, bıçak, kasap bıçağı, et bıçağı, peynir bıçağı bir sürü şey varken sen elinde bir tık çatalla geziyor gibi olursun mutfakta. Yani çorba gitti, peynir gitti değil mi? Et gitti, yapamazsın, yiyemezsin onu. O yüzden dijital alemin diğer bütün malzemelerini de nasıl kullanırım diye düşünmek lazım. Tabii burada esas görev eğitim tasarlayıcıların, mesela hocaların ya da işte yöneticilerin, bilgi işlem merkezlerinin falan neyse. Ama diyelim ki onlar bu görevi savsakladı, yapamadılar. Sevgili öğrenci arkadaşım, özellikle yaşı büyük öğrenci arkadaşlar, lise plus yani liseden yukarısı, lise de dahil olmak üzere. Duyduğunuz şeyi anlamamaktan şikayet edeceğinizi Google'a yazın. Bir oradan başlayın. Yani
Onunla ilgili alakalı başka YouTube neyin videoları bulun. Gidin çok ciddi bir konuysa uzaktan eğitimle o konuyla ilgili bir eğitim satın alın, oturun izleyin. 39.90'a eğitimler var mesela, sertifikasyon eğitimi. 40 lira gözünüzü seveyim. Bir yemeğe veriyorsunuz çoğu zaman 40 lirayı. Yani internette bu tip öğrenme imkanlarını kullanarak çok hızlı bir şekilde, okuldakinden çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Amacınıza yönelik adım atabilirsiniz. Ama Hazal tabii çok iyi bilir ki bunların hepsi gelip nereye dayanıyor sevgili arkadaşlar. Amaç yoksa araç size neylesin? Yani amaç yoksa ne yapacaksın? Aracın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu araçların, bu söylediğimiz şeylerin işe yaraması için büyük bir amacınız olacak. Ben bu işte eğitimle bir şey yapacağım, şunu olacağım, bunu olacağım falan filan kafasına girerseniz bu işler daha kolay olur. Online eğitim dezavantajı çoktur. Ne zaman? Normal eğitim zannettiğinizde. Sınıf eğitimi gibi kullandığınızda dezavantajı çoktur. Ama online eğitimin avantajı çok büyüktür. Ne zaman? Onu diğer nimetlerle beraber doğru kullandığınızda. Doğru dozda her şey ilaç, yanlış dozda her şey zehirdir. Bunu da ne alakası var bilmiyorum ama söylemek istedim. Baya çağrıştı. Güzel olsun.